Alo, özür dilerim. Edeyim Alo. mi? Merhaba Caner Bey. Yakın. Merhaba Seda Hanım, nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? Ben de iyi olmaya çalışıyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Kabul edip etmeyeceğinizi düşündüğüm birkaç şey olduğu için aradım, canlı yayına bağlanmak istedim. Ve Evet. bunlardan emin olmak istedim açıkçası. Öncelikle doğayı ve insanları çok seviyorum ben. Bu yüzden de 7 günden beri Taksim Gezi Parkı'ndayım. Gece gündüz orada yatıyorum. Evet. Birkaç gayrimenkulüm var. Bunlardan biri Gezi Parkı'ndaki çadırım. En çok onu seviyorum. Her insanın sevgiye ve şefkate ihtiyacı vardır. Gezi Parkı'ndaki insanların da devletin şefkatine ve sevgisine ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz Caner. Bu konudaki konuşmalı, sanırım adınız da Caner değil. Hayır, Caner, ben her şeyi net bir şekilde verdim yani, adımı Ha, soyadımı. adınız soyadınızı verdiniz. Tabii. Şimdi şöyle bir şey var. Şimdi bunlar sorun yaratır mı acaba onun açısından? Ben mesela her eylemde, her bayramda, 19 Mayıs'larda, 29 Ekim'lerde, 23 Nisan'larda meydanlardayım. En ufak bir hak arayışında sokaklardayım. Bu özgürlük arayışım onun açısından problem yaratır mı, yaratmaz mı? Onu bilmediğim için önce bir canlıya bağlanayım dedim. Görüşlerini alayım, ondan sonra anlaşabilirsek görüşelim diye aradım. Bir Peki. görüşelim, bir Bir konuşalım. görüşelim. Davet ediyor. Çok teşekkür Nerede ediyorum ya? yayına da bağlandığın için. Sevgiler gönderiyoruz. Hoşça kalın.